18 articulated mirror segments, 2.75 times the diameter of Hubble's primary mirror. Microshutters, wavefront sensing and control subsystem, 12 by 18 meter, 5-layer captain-based sunshield. The Webb Telescope. A revolutionary tool, able to study every phase in the history of our universe. The Webb Telescope. İlk insanlardan beridir cevaplamaya çalıştığımız, meramımızın hiç bitmediği bir soru. Evrende yalnız mıyız? Yıldızlarda dünya benzeri başka gezegenler var mı? Bu soruları cevaplayabilmek için yeni teleskoplara, daha büyüklerine ihtiyacımız var. James Webb Teleskobu. İlk galaksileri ve ilk yıldızları görmemizi sağlayacak, yaşam için ilk gereken şeyi, yani sıvı suyun ilk kanıtlarını bulacak. Uzayda diğer teleskoplardan daha derini görecek James Webb Teleskobu. Sadece bir makine değil, bir yolculuk aracı. Hubble Uzay Teleskobu'yla daha derine baktıkça daha az şeyi görmeye başlıyoruz. Hubble'ın artık sonuna geliyoruz. Sadece karanlık görmeye başlıyoruz. Galaksiler tükenmiş değil, ancak evren genişlediği için bizden uzaklaşıyorlar. Evrenin ilk hallerine ait görüntüler Hubble Uzay Teleskobu'nun görüş alanının dışına kayıyor. Uzaklaştıkça kırmızıya kayıyor ve kızılötesi dalga boylarını görecek yeni bir teleskop lazım. James Webb Teleskobu gibi. Webb bize kızılötesi gözler sağlayacak. Hubble'ın Edwin Hubble'dan geldiğini biliyoruz. Peki James Webb ismi nereden geliyor? James Edwin Webb, NASA'nın ikinci yöneticisidir. Mercury ve Gemini gibi uzaya ilk insanlı gönderme programlarında, Mariner ve Pioneer robotik sondalarının başlatılma operasyonlarında ve Ay'a ilk insanın ulaşmasını sağlayan Apollo programlarında çalışmıştır. Onun anısına bu isim verilmiştir. Eskiler gökyüzüne baktığında her şeyin etrafımızda döndüğünü sanmıştı. Güneş doğudan doğup batıdan batıyordu. Ay'ın gökyüzündeki geçişini görüyorduk. Merkezdeydik. Bu evrenin merkezindeydik. Sorun bu modelin biraz karmaşıklaşmasıydı. Haftalar ve aylarca gezegenleri gözlemlerseniz sadece güzel şekillerde dönmezler. Aynı zamanda küçük ilmekler yaparlar. Bu model giderek daha da karmaşıklaştı. Ancak bizi evrenin merkezine oturttu. Sonra Kopernik geldi. Bu gerçekten karmaşık bir model. Eğer güneşi ortaya koyarsak çok daha basit olur dedi. Kanıtlaması imkansızdı. Çünkü gözlem yapabilecek bir yönü yoktu. Kilise ve diğer gökbilimcilerle kavga edeceği için öldüğü güne kadar teorisini yayınlamadı. 50 yıl sonra 1609'da İtalyan bir bilim insanı objeleri daha yakında gösteren bir flamenk icat etti. İşte o Galileo'dur. Galileo, Kopernik'in haklı olduğunu anlamıştı. Güneşin etrafında dönüyorduk. Webb teleskobu Hubble'dan 100 kat daha fazla güçlü. Galileo'nun teleskobu insan gözünden 100 kat daha fazla ışık topluyordu ama James Webb teleskobu insan gözünden milyon kat daha fazla ışık toplayacak. Ancak James Webb ışıkları toplamak için Galileo'nun merceklerini değil, farklı bir dahinin tekniğini kullanıyor. 1668'de 26 yaşındayken Isaac Newton kalkülüsü ve yerçekimi kanununu bulmuş ve aynı zamanda yeni bir teleskop türünü reflektörü geliştirmişti. Ve o günden beri bütün büyük teleskoplar bunu kullandı. Büyük 500 santimlik Palomar, 10 metrelik Keck teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu da. Eğer James Webb teleskobunu Newton'a gösterseydiniz, onun bir teleskop olduğunu muhakkak anlardı. Muhtemelen uzayda uçtuğuna biraz şaşırdı ama klasik bir teleskop olduğunu anlardı. James Webb teleskobu evrendeki daha eski galaksileri görebilecek. Ancak kısa zaman önce bile Samanyolu'ndan başka galaksiler olduğunu bilmiyorduk. Eğer gerekmeseydi bu kadar büyük bir teleskop yapmaya gerek yoktu. Ama en sönük yıldızlara, en sönük galaksilere bakmak istiyorsanız bu kadar büyük katlanabilir aynalardan oluşmuş 10 milyar dolarlık teleskobu yapmak zorundasınız. Afrika'da açlık var. Bu kadar para nelere harcanıyor şimdi diyenleriniz varsa unutmayın ki 2019 yılında dünya askeri harcamaları toplam 1.8 trilyon dolar ve ABD 620 milyar dolarla başı çekerken Türkiye'de 22 milyar dolarla hiç azımsanmayacak harcama yaparak 15. sırada. 1.8 trilyon gibi bir mevlayı birbirimizi öldürmek için harcarken bilim için ayrılanlara da feda olsun diyelim. Konumuza devam edelim. 18 ayna parçası karbon fiber arka düzleme yerleştirilmiş şekilde.
Hepsi birbiriyle uyumlu çalışıp 6 metreden daha geniş, kusursuza yakın optik bir yüzey yaratacak. Unutmayın ki Hubble'ın 2.4 metrelik algılayıcı aynasına kıyasla James Webb 18 aynacıktan oluşan toplamda 6.5 metrelik altın kaplamalı berilyum aynaya sahip. 705 kilogram kütle sahibi ve 6.5 metre çapında toplam 25 metrekarelik bir toplayıcı alana sahip olacak. Webb teleskobunun güneşi görmesi istenmeyen bir durum. Kızılötesi formları görmesi gerekiyor. Dünyadan gelen ve güneşten gelen ısıları alırsa yalnızca onları ölçer, o yüzden çok soğuk olmalı. Güneşin ve dünyanın ısısından etkilenmemesi için dünyadan 1,5 milyon kilometre ötede çok uzaklıkta L2 noktasına koymak gerekiyor. Evet, dünyadan 570 kilometre uzakta yer alan Hubble'ın aksine James Webb teleskobu 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki L2 pozisyonuna yerleştirilecek. Dünya ile ayın arasındaki mesafenin 4 katından fazla bir mesafeye. Bir hata olmaması lazım çünkü L2'de hata olursa bir tamirci göndermek mümkün değil. Hatırlarsanız Hubble dünyayı 8 dakika uzaklıkta ve hasarı onarmak için 3-4 kere oraya gidildi ama James Webb o kadar uzakta olacak ki bu mümkün değil. Onun için sürekli testler, fırlatılış tarihi öteleniyor. Bir hata çıkmaması için üzerinde en titizlikle çalışılıyor. Şimdilik fırlatılış tarihi 30 Mart 2021 olarak biliniyor ama yarın bu da değişebilir. Dünyada inşa edilmiş büyük teleskoplar var ama 300 tonlar. James Webb tam 6 ton geliyor. 300 ton bir şeyi uzaya göndermek mümkün olmadığı için origami gibi 6 ton ağırlığında indirilip katlanması gerekiyor. Açıldığında 12.2 x 18 metrelik bir alan kaplayacak. James Webb teleskobu uzaya gidince gerçekleştirmesi gereken 300-400 operasyon var. Açılması gereken tenis sahası büyüklüğünde güneş kalkanı var. Sonradan aynalar açılmalı ve aygıtlar çalışmalı. Ve bu bir seferde kusursuzca çalışmak zorunda. En küçük şey ters giderse görev başarısız olacak. Çıplak gözle görülebilen 5 gezegen var. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Teleskopla 3 tane daha keşfedildi. Uranüs, Neptün ve Plüton. Sonra Plüton gezegenlikten çıktı. Bu yüzden Dünya ile birlikte tüm evrende 8 gezegen biliyoruz. Güneş sistemi dışında bir gezegenin var olması bilim kurgunun alanıydı. Ancak sonra hepsi değişti. Bulunmayı bekleyen birçok gezegen var ve James Webb onların atmosferini keşfetmek için ilk hamlemiz. Eğer gerçekten şanslıysak ki bu lotoyu 5 kez kazanmak gibi olur, her küçük yıldızın etrafında gezegenler varsa ve yaşanabilir bölgede bunlardan bir sürü bulunuyorsa, hepsinin üzerinde yaşam varsa ve bu yaşamın diyelim yarısı gaz üretiyorsa bunu tespit etme şansımız var. James Webb teleskobuyla insanlık tarihinde ilk kez yaşam bulma şansına sahibiz.